Arkadaşlar merhabalar ben Oğuzhan Hoca. Tekrardan karşınızdayım. Biz çekimekleri işlemeye devam ediyoruz. İsme gelen çekimeklerini bitirdik. Toplam kaç tane vardı? 7 tane isme gelen çekim ekimiz vardı. 2 tane de fiile gelen çekim ekimiz var. Bu fiile gelen çekim eklerini aşırı detaylı anlatmayacağım arkadaşlar. Neden? Aslında her türlü detayı vereceğim ama çok üzerinde durmadan anlatacağım. Çünkü bu konuyu biz Fiiller konusunda detaylı bir şekilde tekrardan işleyeceğiz arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden başlıyorum. Türkçede iki tür fiil çekim eki vardı. Birincisi kipek idi, ikincisi şans ekiydi arkadaşlar. Neydi peki kipeklerimiz? Haber kiplerimiz, diğer adıyla zaman kiplerimiz vardı. Bir de dilek, diğer adıyla tasarlama kiplerimiz vardı arkadaşlar. Haber kipleri kendi arasında dörde ayrılıyordu arkadaşlar. Neydi bunlar? Şu an yaptığımız işlerde şimdiki zamanı kullanıyorduk değil mi? Mesela ders çalışıyorum. Şu an ben ne yapıyorum? Ders anlatıyorum değil mi? Oradaki yor arkadaşlar şimdiki zamanın eki. Ancak şimdiki zamanın sadece yor diye eki yok. Makta diye eki de var arkadaşlar. Yani şu yapmak fiil Şuradaki yor ise bizim şimdiki zamanımızın eki arkadaşlar. Bakın hiç tereddüt etmeyin. Yor ekini gördüğün zaman doğrudan buna çekim eki diyebilirsin. Ya da bu yapıyoruz yerine yız dediği zaman şu makta yine bizim şimdiki zamanımızın ekidir. Yani fiile gelen çekim eklerinden biri kip ekleri. Kip ekleri zaten adı üzerinde fiile gelen çekim ekidir. Şuradaki uz ise şahıs ekimiz. Bunu birazdan anlatacağım. İkincisi gelecek zaman. Gelecekte yapacağımız işlerde kullanıyoruz. Yarın buraya gel ecek. Acak ecek ekimiz. Zaten kendi içinde barındırıyor ekini. Yapacaksınız. Şuradaki acak arkadaşlar bizim gelecek zamanımız çekim ekimizdir. Bunları detaylı olarak fiillerde anlatacağım arkadaşlar. Çok üzerinde durmuyorum. İkincisi daha doğrusu üçüncüsü geçmiş zaman. Üç tane kalıbımız var. Bakın bunlara dikkat. Şimdiki zamanı öğrendik, gelecek zamanı öğrendik. Geçmiş zaman geniş zaman diye gideceğiz. Geçmiş zamanı kendi içerisinde ikiye ayırdık. Birincisi geçmişte olan ve gördüklerimiz, ikincisi geçmişte olan ve duyduklarımız, öğrendiklerimiz. Arkadaşlar duyulan geçmiş zamanın eki mışmış, görülen geçmiş zamanın eki dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü'dür. Bu da mışmış, muşmuş. Kaçmak fiilimiz şuradaki tı arkadaşlar. Bizim görülen geçmiş zamanımız yani çekmekimiz. Kaçmışsın şuradaki mış bizim duyulan geçmiş zamanımız. Yani çekim ekimiz arkadaşlar. Yalnız buraya gelmişken şunu söylemeden geçmeyeyim. Bakın sıfat fiil ekleri olanmış var, değil mi? Maz vardı falan. Yani kipeklerine benziyor. Acak var. Fiilimsiler her zaman yapım eki, bunu unutmuyorsun. Devam. Geniş zamanımız arkadaşlar. Nedir geniş zaman neki? R ya da mez. Her zaman gelir, hiçbir zaman gelmez. Arkadaşlar geniş zaman eki de yine her zamanki gibi çekim ekidir. Bakın şu kalsın. Konuşmak fiildir. Şuradaki ur geniş zamandır, çekim eki. Konuşmaz. Bakın şu maz geniş zamanın olumsuzudur. Bunu olumluya çevirerek geniş zaman olup olmadığını anlayabilirsin. Konuşmazsın olumluya çevir konuşursun. Bakın ır ir ur ür şekline döndü. Bu da bizim neyimiz? Geniş zamanımızdır. Yine çekim ekimiz. Konuşmam olumluya çevir değerli öğrenci. Bakın bazıları hiç olumluya çevirmiyor. Hocam diyor burada zaman eki falan yok. Konuşmam olumluya çevirince ne oluyor? rum oluyor. Şuradaki mame yine geniş zamanın olumsuzudur. Burası önemli. Ma ya da olumluya çevir. Geniş zamanın eki olup olmadığını anlarsın. Demek ki haber kipleri fiile gelir ve her zaman çekim ekidir. Tekrar ediyorum daha detaylı anlatımı fiillerde. İkincisi dilek kipleri diğer adıyla tasarlama. Bunlardan biri arkadaşlar şart kipimiz yani koşul kipimiz. Sağ S. Bakın bitmekten bitirmek. Şuradaki ir geniş zaman değil arkadaşlar. Bakın bitmek bitirmek yeni kelime yaptı. Bu bizim neyimiz? Yapım ekimiz. Şuradaki sağ S bizim şart kipimiz. Çekim eki. İstek kipi AE'dir. Yap A -Yım. şu AE İstek kipi çekim ekidir. Söyle yesin şuradaki AE İstek kipi çekim ekidir. Fiile geliyor arkadaşlar. Şart kipi sase istek kipi AE. Devam. Gerekli kipi malı melidir. Şu malı şu meli bunlar da oradan çekim eki. Değil mi? Cümleye öneri anlamı da katıyor. Sınavı kazanmak isteyen her öğrenci ders çalışmalı gibi. Değil mi? Evet. Emir kipinin zaten kipeki yok arkadaşlar. Değil mi? Mesela yap diyoruz. Burada bir kipeki yok. Mesela yapsın diyoruz. Buradaki sın arkadaşlar şahıs ekidir. Emir kipinin kipeki değil. Bakın şurayı şöyle bir kenara koydum. Fiillerde detaylı detaylı tekrardan işleyeceğiz arkadaşlar. Haber kipleri çekim eki değil mi? Direk kipleri çekim eki. Neye gelir? Fiillere gelir arkadaşlar. Evet. Hemen bunu kenara koydum. Arkadaşlar fiile gelen ikinci çekim eki şahıs ekidir. Diğer adıyla kişi ekidir. Bakın bunu bazı öğrenciler iyelik eki ile karıştırıyor. Bakın bunlar fiile geliyor. İyelik eki isme geliyor. Mesela diyorsunuz ki ben yaptım diyelim. Bakın yapmak fiil. Şu tı görülen geçmiş zaman çekim ekimiz. Şu m ise ben yaptım. Birinci teki şahıs eki. İyelik eki olduğunda nasıl oluyordu? Evim, benim evim oluyordu değil mi? Evet, sen yap. Yine aynı şekilde getirelim. Tın, şuradaki ne? İkinci teki şahıs eki. O yap. Şunları denden koyalım. O yaptı. Bakın onun şahıs eki yok. Türkçede üçüncü teki şahıs eki yoktur arkadaşlar. Devam edelim. Biz yap ne yaptık? Tık arkadaşlar. Şuradaki K bizim birinci çoğul şahıs ekimiz. Siz yap tınız. Şuradaki nız arkadaşlar ikinci çoğul şahıs ekimiz. Onlar yaptılar. Şuradakiler Üçüncü çoğul şahıs ekimiz. Bakın şahıs ekleri neye gelir? Fi ile gelir arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Yani birkaç örnek çözelim iyice otursun. Mesela diyorsunuz ki görmeliyim. Kelimenin kökü görmek. Sonra ne geldi? Malı meli geldi. Bu gerekli tipidir. Doğru mu? Doğrudan çekmek diyoruz. Sonra y geldi kaynaştırma. Şuraya im geldi. Ben görmeliyim. Birinci teki şahıs eki. Bu da çekim ekidir. Bu da zaten çekim ekidir. Anladınız mı arkadaşlar? Mesela bir tane daha yapalım. Koparsanız. Kelimenin kökü harikasınız arkadaşlar. Kopmak. Fiil kökümüz değil mi? Kopmaktan ne oldu? Koparmak oldu. Yapım eki. Bakın bu geniş zaman değil. Şu ar ekine mak getirdiğin zaman o asla geniş zaman olmaz. Bitmekten bitirmek, kopmaktan koparmak. Bunların hepsi yapım eki. Sağ S bizim şart kipimiz. Yani çekim ekimiz. Nız ise siz koparsanız ikinci çoğul şahıs ekimiz arkadaşlar. Tamam. Yani kip ekleri ve şahıs ekleri neye geliyor arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle fiillere geliyor. Yani isimde kip eki olmaz. İsim de şahıs eki olmaz. Dikkat arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi gelelim bir detaya da. Arkadaşlar ek eylemler var. Ya bu aslında başta başına arkadaşlar bir konudur. Yani benim size önce bir ek eylemi anlatmam lazım ki siz bunu anlayabilirsiniz. Ama sorularda çıktığı zaman birazcık da olsa aşina olun diye anlatıyorum. Yoksa şu an anlatılması aslında çok sağlıklı değil. Bunu söyleyeyim. Tabi bunu öğrendikten sonra fiillere gittiğimiz zaman işimiz biraz daha kolay olacak. Arkadaşlar ek eylemler hem isme hem de fiile gelen çekim ekleridir. Yani ne demek bu? Mesela diyorsunuz ki ben çok zenginim ya da şöyle zengindim diyelim bunu ileride farklı kalıpla anlatayım. Bir saniye arkadaşlar. Ben çok zengindim. Bakın zengin isim, doğru mu? Şuradaki di eki ne yaptı? <laughs> Pek görünmese de şuradaki di eki ismi yüklem yaptı. İsmi yüklem yapan her ek ek eylemdir arkadaşlar. Bu ek eylem de yine bir çekim ekidir. Aynı zamanda bu ek eylem fiile gelip mesela şöyle olsa ben çok konuşmuştum. Bakın fiile gelmiş, iki kip almış. Şu ikinci kip arkadaşlar ek eylemdir. Bakın bir daha söylüyorum. Mesela şu di gibi ekler, miş gibi ekler isme geldiği zaman direkt ek eylem diyorsunuz. Fiile de iki kip olarak gelirse ek eylem oluyor. Yani velhasıl bunu çok kafanıza takmayın. Ek eylem isme de gelebiliyor, fiile de gelebiliyor. İsme gelirse direkt ek eylem diyoruz. Fiile gelirse de iki kip alacak. Tamam? Yani şöyle düşünün konuştu derseniz burada ek eylem yok. Çünkü bir tane kip var. Tamam. Ama konuştuydu derseniz bakın iki tane kip olduğu için ikincisi ek eylem oluyor. Devam edelim. Neyse bu o kadar önemli değil. Yani önemli de burada o kadar önemli değil. Önemli olan bunu fiillerde anlamak. Fiillerde zaten detaylı detaylı anlatacağım. Devam edelim. Biraz örnekte oturtalım. Bu adam her zaman zengindi. Zengin isim mi? İsim. Peki şu di ismi yüklem yapmış mı? Yapmış. O zaman ek eylem. Ve bir çekim ekidir arkadaşlar. Tamam. Bazı konularda söyleyeceği sözü yokmuş. Yok isim mi? Evet. Yokmak olmuyor değil mi? Şuradaki muş arkadaşlar yine bizim ek eylemimiz. Tamam. Aradığım mutluluksa arkadaşlar mutluluk isim şu sağ isme gelmiş. O zaman yine bu bir ek eylemdir. Babasıyla konuşursa bakın konuşmak fiildir. Bunun ek eylem alması için iki tane kip alması lazım. Uru aldı bir de sağa aldı. Yani geniş zamanı aldı bir de sağa aldı. Şu sağ yine bizim ek eylemimiz. Ama bu defa neye geldi? Fiile geldi. Anlatacakmış. Anlatmak fiil. Ek eylem alması için kaç kip lazım? İki. Bir acak var bir de mış var. Şuradaki mış bizim yine ek eylemimiz. Devam edelim. Yaşandıydı bu olaylar geçen yıl. Bu olaylar geçen yıl yaşandıydı. Yaşanmak fiil. Eki eylem alması için kaç kip almalı? 2. Neyi aldı? D'yi aldı. D'yi aldı. O zaman şu ikinci D ek eylem. Arkadaşlar şaka maka eylemi de kısaca anlatmış olduk. İsmi yüklem yapan her ek ek eylemdir. Fiillerin ek eylem alması için iki tane kip alması gerekiyor. Bir daha söylüyorum. Bu fiillerin konusu. Detaylı olarak anlatacağız orada. Ama şunu unutmayın ek eylemler hem isme hem de fiile gelen çekim ekleri diyebiliriz. Evet arkadaşlar ya var ya şimdi konunun kralını anlatacağım size. Ama beni çok iyi dinlemeniz lazım. Çünkü ek eylemi ne kadar bildiğinizi bilmiyorum. Ek eylemi iyi bilmeyen öğrencinin daha daha dikkatli dinlemesi lazım. Arkadaşlar şahıs eki ile geniş zamanın ek eylemi birbirine çok benziyor. Bu ikisini birbirine karıştırmayacağız. Fark ne? Fark şu. Şahs eki fiile gelir. Geniş zamanın ek eylemi de isme gelir. ismi yüklem yapar. Yani şu. Bakın şimdi. Yazıyorum şimdi. Konuştum. Şuradaki m fiile geldiği için şahs ekidir arkadaşlar. Bak şu şahs eki. Fiile geldi. Birazdan bununla ilgili soru da çözeceğim. Ben konuştum. Değiştiriyorum cümleyi. Fakirim biraz da fakir olalım ya. Ben çok fakirim diyorsunuz. Arkadaşlar şuradaki im geniş zamanın ek eylemidir. Bakın benim fakirim de olmuyor. Bu iyilik falan değil. Bunu cümle olarak şöyle cümle olarak yazayım arkadaşlar. Ben çok hastayım diyeyim. Biraz daha farklı olsun. Bakın hastayım yüklem doğru mu? Evet. Peki ismi yüklem yapmış mı? Evet. Şuradaki im arkadaşlar ek eylemdir. Tamam mı? Bakın bir daha söylüyorum. Fiile geldi. Şahs eki ismi yüklem yaptı ek eylem. Devam edelim. Konuş tun. Bu şahs eki hastasın. Bu ek eylem. İsmi yüklem yaptı. Tamam. Konuş tu. Üçüncü tekil neyi yoktu arkadaşlar? Şahs ekimiz yoktu. Hastadır arkadaşlar. Şudur ek eylem. Tamam. Bakın bir daha söylüyorum. Şahıs ekine benzeyen şu tip ekler ismi yüklem yaptığı zaman geniş zamanın ek eylemi oluyor. Bunu ek eylemlerde detaylı bir şekilde anlatacağım. Son bir örnek yazıyorum. Bitiriyorum burayı. Bakın geliyor örneğimiz arkadaşlar. Evet bugün çok yorgunum. Arkadaşlar yorgun isim mi? İsim. İsmi yüklem yapmış mı şuradaki um? Evet. O zaman ben buna ne diyeceğim? Ek eylem diyeceğim arkadaşlar. Tamam. Bugün çok tartıştım. Tartışmak isim mi fiil mi? Fiil. Şuradaki m bizim şahıs ekimiz. Bu çok detay. Ama bazı yapı sorularına çıktığı için burada anlatıyorum. Yoksa aslında burada anlatmayacağım arkadaşlar bu konuyu. Şimdi bir soru getireyim. Bunu beraber çözelim. Diyor ki bize M eki ya da ım eki kaç farklı görevde kullanılmıştır? Arkadaşlar iyelik eki olabilir. Değil mi? Olabilir. İlgi eki olabilir. Hatırlayın. Şahıs eki olabilir. Eki elem olabilir. Yapım eki olabilir. Başlıyorum. Bu aralar ben de çok hastayım. İm nerede? Burada. Ne bu? Harikasınız. İsmi ne yaptı? Yüklem yaptı. Bu ismi yüklem yaptığı için geniş zamanın ek eylemi arkadaşlar. Tamam. Bu ek eylem olayını ben anlattığım zaman çok detaylı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Devam edelim. Bizim hatalardan ders almamız gerekiyor. Bizim. Bizim. Normalde neydi? İlgi ekimizin asıl hali ın, in, un, ündü. Ancak iki yerde kamufle oluyordu, değişiyordu. Nerede biri? Benim, bizim. Benim ve bizimdeki im bizim neyimizdi? ilgi ekimizdi. Kaç etti? Birinci görev, ikinci görev. Yazım kuralları. Yazmak başka, yazın başka. Ne oldu bu? Yeni kelime yaptı. Ne oldu? Yapım eki oldu. Yapım eki olduğuna göre bu da 3. Elde var 3. Arabanın egzozuna dün de baktım. Bakmak fiil. Kim bakmış? Ben baktım. O zaman bu ne oldu? Şahıs eki oldu. Fiile geldi. Bak bu ismi yüklem yaptı. Bu fiile geldi. Ças eki. Gözüm senden başkasını görmüyor. Kimin gözü? Benim gözüm. Bana ait. O zaman ne oldu? İyelik eki oldu arkadaşlar. Demek ki kaç farklı görevde? 5 farklı görevde. Tabi bu ana kadar hepsini izlediyseniz bu soruyu çözebilirsiniz. Bizimdeki im ilgi, benimdeki im ilgi, İsmi yüklem yaptı ekeylem. Yeni kelime yaptı yapım eki. Fiile geldi şahs eki. Bana ait oldu. Benim gözüm oldu. İyelik eki olarak kullanıldı değerli öğrencilerim. Arkadaşlar bakın detay anlatıyorum. Detayları ancak çok iyi tekrar ederek aklınızda tutabilirsiniz. Konuyu lütfen çok iyi tekrar edin. Sonra bol bol soru çözün. Çözemediğiniz soruları mutlaka çözdürün. Bunlar çok önemli noktalar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Arkadaşlarınıza paylaşmayı ihmal etmeyin. Bazıları şöyle diyor. Hocam ben kazanayım sonra paylaşacağım. Yapmayın arkadaşlar. Yeni biliyorsunuz açtık kanalımızı. Beraber inşallah daha iyi noktalara geleceğiz.